Peki şimdi beklenen sahne çekildi Yalı Çapkını'nda. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sonunda öpüştü. Söylemezsem olmaz, geçtiğimiz hafta işaret etti. Yılın en çok konuşulan reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda beklenen sahne geldi. Gerçek hayatlarında dizideki ihtirasa kapıldıkları iddia edilen başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in öpüşme sahnesi sosyal medyaya düştü. Olay görüntüler sızdı mı, sızdırıldı mı? Yalı Çapkını'nın son bölümünde neler oluyor? İşte detaylar. Bu sezonun en çok konuşulan reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, ekran önündeki başarısı kadar başrollerin yakınlaşmasıyla da konuşuluyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'nda yakaladıkları uyumu özel hayatlarına taşıdılar. Afra'nın partnerine düşkünlüğü sevgilisine soğuk terler döktürdü. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu'yla sevgili olan Afra Saraçoğlu, yeni yaşının sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla kutladı. Partiye gelenler arasında Mert Ramazan Demir de vardı. Hastanın mumunu üfleyen Afra Saraçoğlu bu anlarda bir eliyle kız arkadaşının elini tutarken diğeri sevgilisini unuttu. Yalı Çapkını'nda birlikte oynadığı partneri Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya çalıştı. Sevgilisi fena bozuldu. Görüntüleri sosyal medyada olay olurken Afra ve Mert gelen yorumlara tepki gösterdi. Flörtöz partnerler sabrımızı sınamayın dedi. Asıl at. İkilinin sabrını bilmeyiz ama Mert Yazıcıoğlu'nun sabrını zorlayacak bir video daha gündeme bomba gibi düştü. Saraçoğlu bir sahnesi çekilen Mert Ramazan Demir'i heyecanla bekledi. Partnerinin sahnesinin bitmesiyle Afra ve Mert kucaklaştı. Videodan sonra sosyal medya karıştı. İkilinin samimiyeti arkadaşın ötesinde bulunurken akıllara o ikili geldi. Afra ve Mert, Hande ve Kerem'in yolunda. İlk sezonu çekilen Sen Çal Kapımı dizisinin bir sahnesinde ikilinin kamera önünde uzun uzun öpüşmesi aşk iddialarını alevlendirmişti. Dizi boyunca aşklarını inkar eden, arkadaş olduklarını iddia eden ikili ilişkilerini çok sonra ilan etti. Yuh. Olmaz dile getirdi. Beklenen sahne geldi. Yalı Çapkını'nın son bölümünde İstanbul Havalimanı'nda çekilen öpüşme sahnesi sosyal medyaya salladı. Afra ve Mert'in öpüştüğü video elden ele dolaştı. Videonun bilerek sızdırıldığı iddia edildi. Şimdi beklenen öpüşme sahnesi geldi. Yani artık beni çok heyecanlandırmıyor bu durum. Niye biliyorsun? Çünkü çok iyi arkadaş olduklarını biliyorum. Bana da çok güzel geçti. Birden bayağı bir öpüşüyorlar gibi geldi. Ki asıl bana geçmiyordu biliyorsun. Sana ama birden öpüşme güzel geldi. Şimdi işin kötü tarafı Afra'nın boyfriendinin dizisinin bitmiş olması. Öbür Mert'in. Neydi, Darma Duman mı? Darma Duman oldular. Ya ben o Mert'in dizisi yok, projesi yok dediğimde beni burada Mert'in dizisiyle, ismiyle zehirlediniz. Bak dizi bitti, bitiyor. Çünkü şunu demek istedim. Tutmuş proje başka ama bir şey. Ama trend olarak çok enteresan. Nerede? Trend olan bir dizi. Yine de biliyor nerede, musun? Nerede? Şeyde. Sosyal medyada çok enteresan. Ay yok, çocuğu ya bir şekilde seviyorlar. Ay karşılığı bunun reytingdir hayatım. Sosyal medyada tabii. Ay bir şey söyleyeceğim ya. 2000 kişinin de reyting değil bana göre. Hiç kusura bakma. Evet yani ama ben şunun özel platformlara girmesini istiyorum abi. Mesela kutucuklar
her kutucuğun 1 milyon, 1,5 milyon abonesi var. Neden biz hala bu ilkel yöntemi kullanıyoruz? Neden 2000 kişiyle denek... 2000 kişi kim? O 2000 kişi kim? Niye 500 bin kişiyi kullanmıyoruz? Niye 1 milyon kişiyi kullanmıyoruz? Şimdi, 80 milyonluk aslında ülkede. Aslında çok haklısın bu konuda ama şimdi sosyal... Ve dijital daha kolay. Sus be adam. Şöyle diyorum. Bu konu bak... Girme diyor değil mi? Yalı çapkını, hani yalı çapkını bambaşka bir boyuta taşıdı kendini. Tutmuş proje mi? Tutmuş proje. Evet. Şu an en çok izlenen proje mi? En çok izlenen evet. proje. Şimdi başrollerinde birbirleriyle bir şeyleri olduğu söylenirken otomatik olarak Afra'nın sevgilisinin dizisi bana göre tutmamış proje oluyor işte. Tabii hani, ama bir dakika yalı çapkını yani feci bir rüzgarlı. Uzayda. Aynen. Evet. Yalnız bu arada tabii dikkat edilmiyor. Dikkat edilmesi gerekiyordu menajerlerin ve yalı çapkının sahibinin uyarması gerekiyordu. Çok fazla gündemdeler. Çok fazla arkadaş gündemdeler. Ve erkek arkadaşıyla da çok gündemdeler ve arkadaş olduklarını herkes biliyor. Bu ileride çok zarar verir. Bir kere yanlış bir strateji. Bütün büyüyü bak ne diyorsun? Sen akıllı bir alıcısın. Akıllı bir kadınsın. Ve senin gibi bir sürü izleyici belli segmentte ve belli IQ'da insan. Herkes biliyor ki onun sevgilisi var ve bu çocuk bununla arkadaş. Çok iyi arkadaş. Bu kan kaybettirir. Evet. Bir de hep bak ben sana bir başka bir şey söyleyeceğim. Ya bunu da söylemeye çekiniyorum. Ben Afra'nın Mert'e çok düşkün olduğunu düşünüyorum partnerine. Evet. Ama sevgi şey aşk olarak değil. Yani her şey olabilir. Hay keşke aşk olarak olsa bari. Olamaz daha başka bir sapkınca olsa bari. Ha, o zaman dizi o zaman tam da, anlarım. Dizi en tam azından Kıvanç Tatlıtuğ gibi neydi? Şi dizinin adı Aşkı Memnu. Aşkı Memnu gibi en azından Yalı Çapkını'nda 16 kere seyredebiliriz. Ha. Anladın mı? Yani şunun altından gerçekten bu Mert de çıkarsa süper olur. Ay öbür Mert aslında ne olacak? Tabii ki olmaz. Bana göre olmaz da. Ama doğrusu böyle olursa doğru olur. Peki fiziksel olarak sence bana hangisi? Ben tam sapkın gibi oldum yani. Fiziksel olarak sence hangisi yakışıyor? Hangi Mert'le yakışıyor? Ay öbürünün o kaşlarını cam siliciler gibi eski Okan Bayülgen'de vardı versek cam siliciler gibi bu kadar kalın kaşlar. Çok tatlı. Buna da kimse söylemiyor. Bayılıyorum bazı mimikleri. Bir şeyler yapıyor ya böyle. Çok tatlı çocuk. Çok. Ama ben Mert Yazıcıoğlu'nu da çok beğeniyorum ve oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Mert de biliyorsun Aşk 101'in lokomotifi yani çok iyi karakteriydi. Şimdiki dizisinin tabii talihsizlik olmuş bitmesi ama ya olabilir, her dizi. Bitir, bir, başka ne büyük, projede de olmuş. Ne büyük starların projeleri bitiyor. Tabii ki öyle. Bunlar da genç çocuklar. Ama ben oradaki o el tutmasından sonra başka sıkıntıların içten içe. Ay içten içe yapmaz mısın ya hayatım, Marto? Güç birinin eline geçerse yavaş yavaş o güç zehirlenmesi. Bunu her yerde görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızla dizilerde oralar her yerde görüyoruz. O güç olmadığı halde güç zehirlenmesi olabiliyor mesela. Ama işte burada ne gücü gösterebilirsin ki? Niye güç zehirlenmesi oluyor? Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Rating sistemi tabii devlet tarafından denetleniyor. Şimdi o 2000 denek var. Bence denek sayıları artsa süper olur tabii. Tabii. Yani hayır arttıralım demek istiyorum. Evet evet. 2000 80 milyonluk bir ülkede biraz az kalıyor. Bunu evet. 10 bine en azından çıkartalım. Bence 80 olarak. Milyona da koyalım. Bence kim de. Ne izliyor? Bak o zaman seyredin. Allah! Er meydanını. Peki. Bu arada dediğim gibi sisteme zaten güvenmek durumundayız. Defne Samyeli'ye geçiyoruz değil mi? Tabii ki güveniyoruz, güvenmiyoruz demiyorum. Çoğaltalım sen çoğaltalım diyorum. Diyorsun. Çoğaltalım diyorum. Sistemi daha kolay. Tabii. Hesaplar da zor olabilir ama bu sefer de çok gerçek olur her şey. Evet. Her şey. Güzel olur işte. 80 milyon er ne izliyor görürüz. Dijital hayır, ya. Kadınlar çıkıyor ya kadın programlarında. 80 milyonun önünde söylüyorum. Yok abla ya 2000 kişi. 80 milyonun önünde konuşuyorum. Bunu tabii Esra Erol'la Müge Anlı düşünsün. Peki.